geçmişte sahabenin başına gelen şeylerin aynısı. Aynı şey Sad bin Ebi Vakkas'ın başına geldi. Musab bin Ümeyr'in başına geldi. Dolayısıyla onları bu tehditler kesinlikle dinlerinden döndürmedi. Dolayısıyla bu şeyler sizin başınıza geliyorsa demek ki siz dininizi yaşıyorsunuz demektir. Her ne kadar tevhid ehli hocaları dinliyorum demişseniz de hani kimi dinlediğinizi tam olarak bilmiyorum. Çünkü piyasada o kadar çok hoca var ki bazı kimseler herkesi aynı zannediyorlar ama maalesef aynı değil. Benim sana nasihatim yani bu arkadaşa ve bunun gibi arkadaşlara nasihatim şudur. Öncelikle kesinlikle itikadı düzgün olan hocaları dinlemeye devam etsin. Bu konuda sebat etsin. Ailesinden gelebilecek sıkıntılara da kesinlikle sabretsin. Çünkü biz geçmişte olsun ve şu anda bile olsun biz bu sıkıntıları sürekli yaşıyoruz. Yani özellikle gençleri dinlerinden döndürmek için ne yapıyorlar? Dinlerinden döndürmek için anne ağlıyor, işte baba zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyor, abi işte onu dövmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sırf dininden dövsün, Müslümanlarla görüşmesin, işte İslami çalışmalara katılmasın gibi şeylerde bulunuyorlar. Burada bu tür şeylerin Müslümanları ne yapmaması lazım? Kesinlikle dinlerinden döndürmemesi gerekiyor. Ve bir alimin dediği gibi eğer ki Müslüman olduktan sonra hayatınızda hiçbir şey değişmiyorsa demek ki siz tam manasıyla Müslüman olamamışsınız. Ama hayatınızda bir şeyler değişiyorsa, anneniz, babanız, akrabalarınız sizde değişiklik görüyorsa, size karşı bir tavır içindeyse ve siz de onlara karşı bir tavır içindeyseniz siz demek ki doğru yoldasınız, dininizi yaşıyorsunuz demektir. Ondan dolayı bu arkadaşa benim nasihatim bu konuda sebat etmesi, bu konuda yoluna devam etmesi ve annesine babasına yumuşak sözlerle tebliğ etmesidir. Bize düşen budur. Yoksa dinden taviz vererek kesinlikle kafirleri razı edemezsiniz. Kafirleri razı etmeniz bile onları ne yapmaz? Onları bu yaptığı şeyden döndürmez. Yani siz bir kere kafirleri razı edersiniz. Sana der ki sakalını kes. Tamam dersiniz. Annemi üzmeyeyim, babamı üzmeyeyim, sakalımı keseyim dersiniz. Bu sefer anne baba sana der ki oğlum bu şalvar ne? Şu şalvarı da çıkar, pantolon giy der size. Sonra onu da çıkarırsınız. Bakmışsınız ki bu sefer size der ki oğlum şunu dinleme. Şunu yapma, bunu yapma der size. Siz bir bakmışsınız ki bütün din elden gitmiş. Allah muhafaza. Ondan dolayı kesinlikle ama kesinlikle dininizden taviz vermeyin. Güzel bir sözde İbrahim Aleyhisselam'ı bu konuda ne yapabilirsiniz? Örnek alabilirsiniz. Yani babanıza kızmayın, babacım deyin. Ama ne yapın? Onun haramları emretmesine, şirkleri emretmesine karşı durun. Onları yapmayın ama bunun dışında söylediklerini yapmaya çalışın. Güzel bir şekilde izah etmeye çalışın. Çünkü bazen bizim bu konuda eksikliğimiz oluyor. Müslümanlar dinlerini karşı tarafa gereği gibi anlatamıyorlar. Anlatamadıkları için anne baba zannediyor ki çocuğu terörist olacak. Zannediyor ki çocuğu çok kötü biri olacak, psikopat olacak zannediyorlar. Halbuki bu dinin rahmet dini olduğunu, bu dini bilmeyenin, bu dine girmeyenin Müslüman olamayacağını anlatırsanız güzel bir dille Allah'ın izniyle inşallah Allah size yardım eder. Bu konuda da Allah yardımcınız olsun. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanların işlerini kolaylaştırsın diyeyim. Evet.